Mevzu kedidir, kedi diyebilir miyiz? Yani kesinlikle diyebiliriz. Köpeklerin otomobil öfkesi bir türlü dinmek bilmedi. Önce Sakarya'da, şimdi de İstanbul Çengelköy'de bir otomobili kullanılamaz hale getirdiler. Arabanız mı var, derdiniz var. Ya otopark sorunu, ya trafik sorunu, ya da masrafı bitmek bilmiyor ama son dönemde bir de köpekler var. Peki bu köpeklerin alıp veremediği nedir araçlardan? Köpeklerin alıp veremediği araçlarla ilgili değil. Hı hı. Neyle ilgili? Sokak kedileriyle ilgilidir. 60'lı 70'li yıllarda araçların kaportalarını inekler yerdi. Bu bize birazcık ilginç gelirdi ama bunun bir açıklaması vardı. Araçların kaportaları o dönemde fiberdi. Şimdi 2000'li yıllara geldik, milenyuma geldik. Artık araçların kaportalarına, tamponlarına köpekler saldırmaya başladı, parçalamaya başladı. Peki abicim mevzu nedir? Neden bu hayvanlar saldırıyor? Yani şöyle, aslında böyle bunda bir mevzu yok. Köpeğin en şey düşmanı kedidir. Hı hı. Zaten belli, köpeğin hırçınca saldırıyor oraya. Hı hı. Yani orada bir şey, hayvan olduğu belli yani. Yoksa burada bunu koparıp yemek ister burada. Ekmek nasıl tutsun, yavaş yavaş yemek ister. Ama orada bir şey saldırıyor. Burada bir şey parçalamak istiyor köpek yani. Hı hı. Tampona kızmış değil o köpek. Buna bir önlemimiz var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Kedi, fare, buna atıklar getiriyor çöp kenarlarında bilhassa. Hı hı. Kuş, kemik vesaire yiyecek. Hı hı. Onun kokusundan sebep köpekler müdahale edebiliyor. Kedi köpek gibi deriz. Hep köpeklerin kediye olan öfkesinde aslında zararlı olan sürücüler oldu galiba. Kesinlikle. Peki bu köpeklerin alıp veremediği nedir? Yani bu kaportaların, tamponların Çin malı olması, geri dönüşümlü olması etkili mi? Bir koku alabilir mi buradan köpek? Hayır, bunlara koku alma şansı yok. Buraları parçalıyorlar, tırmıklıyorlar köpekler. Bu kadar basit mi, bu kadar ucuz mu araçların bu tampon bölgeleri? Çok ufak bir çekmeyene bunu çıkartabilirsin. Yani o kadar çok zor bir şey değil yani. O da köpekler de küçük bir hayvan değil. Sağlam bir çeneye sahip. Kediler köpeklerden korktuğu için arabaların içine kaçıyorlar. Ve bu da köpekleri heyecanlandırıyor. Bundan dolayı bunu yakalamak istiyorlar. Köpekler aslında dişlerine kolay gelen yerlere yöneliyorlar. Arabanın nerelerine dişi geçebiliyor, dişini kestiriyor böyle. PVC kullanılan ön tampon, arka tampon, yan marşiperler. Acaba koku mu alıyorlar? Yok, bir ihtimalle başka bir köpek idrarını yapmış olabilir. Ondan dolayı da orada o kokuyu duyduğu için, ona o bölgede istemediği için ondan da yapmış olabilir. Bir gerekçe daha öğrenmiş olduk. Eğer başka bir köpeğin kokusunu almışsa orada, diyor ki burası benim bölgem, sen benim bölgemden çekil. Aynen öyle.